Hayır, niye anlamadın? Anlamadım ki Cemile. Yılmaz ailesinin bu kağıtta nüfus kayıt örneğini istiyorum. Hı hı. Yakınlık derecesine bakacağım. Ya sen Kemal Bey'i ara, o halleder. Tamam mı? Hayır, ben bütün gün burada ev bakacağım. Hı hı. Tamam. Hay Cemile, bir işi de hallet ya. Kapalı. Ya bu memlekette kimse çalışmıyor mu ya? Nerede bu uyuşuk herif? Şenay Hanım. Ay Muhsin Beyciğim, dün akşam beni aradınız ya, bakılacak bir iki ev var diye. Bütün gece heyecandan uyuyamadım. Hemen gidip bakalım mı? Kahvaltı yapmadan mı? Kahvaltı yapalım tabii. Celal Beylerin orada yapalım isterseniz. Olur. Hem de yolda siz bana biraz mahalleden bahsedersiniz. Kim kimdir, ne zamandır burada yaşıyorlar. Komşuluk benim için çok değerli. Yani ne demişler? Ev alma, komşu al demişler. Yani mesela Celal Beylerden başlayabiliriz. Ne zamandır burada oturuyorlar? Çok eski. Çok eski. Yani burada mı evlendiler? Evet. O zaman çocukları da burada doğdu. Yani. Dükkan da eskidir. Eski. Dükkan da çok eski. Anne. Ha? Bak, bize doğru bir cisim yaklaşıyor. Sabahın köründe ne işi var bu kadının burada? Şunlara bak, şunlara bak. Buyurun. Hadi bela. Günaydın. Günaydın. Biz kahvaltı alabilir miyiz? Alamazsınız efendim. Çünkü yeni açtık. Oldu o zaman. Ay canım, hazırda ne varsa onu getirin. Maksat midemize bir şeyler girsin. Oldu o zaman. Muhsin, hadi git o zaman. Olmaz hanımefendi, çünkü elimizde hazır hiçbir şey yok. Hazırlaması da uzun sürer. Olur mu balım? Ben hallederim. Yemin ederim korku filmi gibi oldunuz ha. O korku filmin adı ne biliyor musun? Toprağın bol olsun şüphi. Böyle seni filmde parça parça göstereceğim. Kol ayrı bir yerde, bacaklar ayrı bir yerde. Ha, bilmem anlatabildim mi Şüphi? Ha kocacığım? Muhsin, hayırdır? Nereden böyle? Ev bakıyoruz efendim. Henüz kendime uygun bir ev bulamadım da. Ha, ev bakıyorsunuz. Ama bu muhitte bulamazsınız, üzgünüm. Neden? Değil mi Muhsin? Ya olur mu canım? Şey var ya, Remzi abilerin orası boş. Götür oraya. Doğru. Hanımefendinin müşterimiz olduğunu söyle. Aileden biri sayılır. Ona göre iyi göstersinler. Aslında bizim çatı katı çok uygun. Ama babam bir kere olmaz dedi. O yüzden yapacak bir şey yok, değil mi anne? Ben bu filmin başında ölüyorum galiba. Net. Yine mi bu kadın ya? Allah Allah! Var bir karın ağrısı bu kadından, hadi bakalım. Bunun da altından Asaf Avcı çıkmaz inşallah. Hadi bakalım. Günaydın Celal Bey. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Ya biz kahvaltı için gelmiştik ama erken mi geldik? Erken geldiysek gidebiliriz. Erken geldiniz. Olur mu canım öyle şey? Otur. Gelmişsiniz artık yani. Ne varsa hazırlar çocuklar. Çok teşekkürler Celal Bey. Sizin gibi nazik beyefendiler yok artık. Yok artık. Gerçekten yok artık. Yani aslında birazdan o da kalmayabilir. Tabii. Damat, ilgilen hanımefendi ne varsa hazırlayın işte. Hadi sen de oğlum, hadi. Oyalanma. Ne istiyorlarsa hallet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim efendim. Aa, bir araç yaklaşıyor. Anam bu ne? Anne. Hı? Baksana bir araba geldi ya. Kim ki bunlar? Ne bileyim canım. Aa,
İsmail, düşünsene bir de böyle bizim zengin müşterilerimiz oluyormuş. Bir anda mantıcının müdavimi falan oluyorlarmış. Celal. Hı. Diyorum ki saçlarımı sarıya mı boyasın? Boyat tabii Peri. Bir de bu çok ara bir boy oldu ya. Şöyle biraz daha mı kısa kestirsem, ne dersin? Kestir de Peri. Seni öldürürüm Celal. Öldür de Peri. Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum de Peri. Ne dedim? Ne dedim ben? Ne dedim? Beni mi sunuyorsun sen? Ne dedimmiş? Şey dedin işte. Saç kavurma yapacağız, yapalım dedin ya bana. Hı. Demedin mi? Saç kavurma yapalım dedim. Seni kavuracağım o saçlarda ben, seni. Ben aslında kıymamız bitmiş. Kıyma almaya gideyim Meryem. Efendim. Muhsin. Muhsin. Abla. Hayırdır abla? Bu mahallede daha çok uzun yıllar emlakçılık yapmak istiyor musun? Evet abla. Kendine tehlike atmazsın. Değil mi Muhsin? Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Bu Şenay denen kadın bu mahallede asla ev tutmayacak. Oldu ki ona ev falan bulduğunu duyarsam o zaman arkanı iyi kollara. Yediğine, içtiğine dikkat et Muhsin. Seni zehirlemesin. Bindiğin asansörlerden birinin halatı kopmasın. Evinde elektrik kontağından yangın çıkmasın. Akrabaların seni mokta teşhis ederken zorlanmasın. Muhsin, bence bizi gayet iyi anladı anne. Değil mi Muhsin? Kesinlikle. Aferin koçum. Aferin sana. Aferin. Sonuçta Şenay gelip gider. Yine biz bize kalırız. Seçimini iyi yap. Muhsin. İyi günler. Muhsin. Aile bunlar ya. Aile değil. Şebeke.